Yani işte durum bu. Ya vallahi tebrik ederim enişte sana ya. Mükemmel bir plan yapmışsın. Çok iyi düşünmüşsün. Ya kankacığım bu konuda Orhan'a sonuna kadar katılıyorum ya. Ya sen bu adamı hayatından çıkaracakken niye daha çok içine alıyorsun ya? Ya bu yani saçma değil, süper saçma bir plan. Ya niye saçma olsun? Yani tamam bazı küçük aksaklıklar olabilir ama planım tıkır tıkır işliyor, her şey yolunda. Ya Fatih ben sana daha bir şey demiyorum ya. Yani senin kılavuzunda sen olduğun için senin bunun kurtulmaz yani. Aynen öyle enişte. Yahu tamam. Bir durun, niye bu kadar çok yükleniyorsunuz? Fatih halledecek işte bir şekilde. Evet ya, üstüne gitmeyin adamı. Siz ikiniz bana bir baksanıza. Siz kim oluyorsunuz da benim kocamı böyle eleştirebiliyorsunuz ha? Fatih Şekercizade Türk halkının bugüne kadar gördüğü en ütopik jöndür, tamam mı? Kendisi iyi bir lider, iyi bir kılavuz ve iyi bir sorun çözücüdür. Bir o hafızalarınızı kurcalayın bakayım. Bir düşünün. Mesela bizi o motoru yanan uçaktan kim kurtardı? Ben. Evet. Mesela biz küstüğümüzde sırf bizi barıştırmak için o kadar yol araba kullanıp bizi kulübeye götüren kimdi? Ben. Peki biz pasta yarışmasında şurup şurup diye kıvranırken kim seni aramaya akıl etti? Ben. Akçaabat şurubu. Akçaağaç. Ondan. Yani anlayacağınız o küçük beyinlerinizi Fatih'in planlarını kurcalamakla geçirmeyin, tamam mı? Boşuna harcamayın. Kendisi bir şey yapıyorsa bilip de yapıyordur. Biz ona güveniyoruz ve inanıyoruz. Aynen. Evet. Ya, tamam diyelim harika plan. Bu herif uyanınca, aklı yerine gelince, hafızası yerine gelince ne yapacaksınız ya? Yapacak bir şey yok. Adam gidecek bunu şikayet edecek ya. Ya nereden şikayet edecek acaba? Nasıl? Önce ben şikayetçi olacağım. Ya ne yapacak? Ne alakası? Toplam şikayetçi. Adam o durumda. Beter etmiş. Beter etmiş. Beter etmiş. Kim bu Ertan ya? Ne bu Ertan aşağı, Ertan yukarı? Kim bu lavuk? Gidelim dövelim, kıralım ağzını burnunu ya. Kim kanka bu herif? Söyle. Ne bu ya? Sıkıldım vallahi Ertan. Böylelerine prim vermeyeceksin arkadaş. Herkesin huzurunu bozuyor, baksana. Gideceksin, ağzını burnunu kıracaksın, koyacaksın kafasına iki tane. Öyle değil mi yenge? Öyle değil mi yengesi? Mahmutcuğum, çok haklısın. Ben de zaten o herifin ağzını burnunu kırdım. Ağzına burnuna vurdum yani, sen merak etme. Aslansın kankam. Kırarsın tabii. Ufaklık. Seni de unutmadım ha. O lafların hesabını vereceksin. Sen şimdi dua et de yengemle kankamın huzuru kaçmasın diye bir şey demiyorum. Enişte gözünü seveyim şunu al götür, yoksa ağzını yüzünü kıracağım ben bunu. Mahmut, mutfak. Tamam. Lan herife bakın ya. Deli. Ulaşma. Gerçekten olacak gibi değil ya. Ya bu adam... Ya nasıl anlamıyorum ki yani bu nasıl çıktı girdi hayatımıza bir daha bizim ya? Orhan sen de öyle her şeyi üstüne alınma. Seninle ilgili değil konu. Fatih'le benle ilgili, tamam mı? Ya ne oldu kanka, yanlış bir şey mi söyledim ben? Söyleme sen. Söyleme, bir şey konuşma. Orhan asabilir, üstüne de gitme. Tamam kankam, gitmem. Yeter ki sen iste ya, okey? Tamam. Kanka bir şey soracağım ya. Ne? Ya şu içeride böyle minyon mavi gözlü bir kız oturuyor. Kim o kız? Çok hoşmuş. Mete'nin nişanlısı o. Bana bak, sakın musallat olayım deme. Kanka çok özür dilerim ya. Vallahi bilmiyordum. Bilsem söyler miyim hiç? Bundan sonra o da yenge benim için. Tamam. Söz. Sen burada kal. Ben gidiyorum içeriye. Kanka son bir şey daha soracağım. İçeride bir tane de sarışın bir kız var. Hani sen demiştin ya sarışınlardan hoşlanıyorsun diye. Galiba doğru söyledin. Ben o hatuna bayıldım ya. Acayip bir şey o. Kanka ya. Ya sen bana az önce niye vurdun içeride? Hafızan geri gelsin diye. Ya iyi de kankam, insan bir haber verir ya. Öyle çat diye vurulur mu habersizce? Öyle şok etkisi yaratsın diye. Sen dua et ağzını burnunu kırmadın. Tamam kankam, kızma, sakin ol ya. Bak bana, ben kızıyor muyum? Niye? Çünkü her şeyi benim iyiliğim için yapıyorsun, biliyorum. Hadi git mutfağa otur. Yok. Bu böyle olmayacak.
olmayacak. Benim bu herifi sepetlemem gerekiyor. Ya da öldüreceğim yoksa sülalemiz... Ne oldu Fatih? Gene ne yaptı? Bir şey yapmadı. Aynı evde olmuyor. Evet olmaz. Kanka haklısın ya. Olmaz evde ya. Evet bence de öyle. Yani düşünsene bir yani Zeynep'le Ertan aynı mekanda yani. Siz bir de kendinizi bilseniz. O ne demek ya? Evet ne demek istedin? Yok yok bir şey demek istemedim. Hadi başınıza bir şey gelmedin hadi evinize gidin. Evli evine, köylü köyüne. Yine mi kovuyorsun bizi? Kovuyor vallahi. Bu kez kendi iyiliğiniz için. Hadi çınlaş. Aşk olsun. Enişteciğim sen ne diyorsun ben anlamadım. Fatih'cim sen de benim kardeşim sayılırsın. O kadar yani sizin namus... Hadi kalkın hadi gidin hadi. Fatih ama artık ayıp olmuyor mu? Ayıp kalırlarsa olacak. Hadi kalkın. Hay aşkım ya ama. Bu sürekli aynı senaryo. Döndürüp döndürüp onu oynuyoruz. Sen bekle burada. Bekle.